e iki yatırımcı vizeleri için en düşük yatırım miktarı ne kadar e, olmalıdır diye yerinde bir soru sormuş durumda bir takipçisi. Ha, cevaben şunu diyebiliriz. Yatırımcı vizelerinde minimum bir rakam yok. Yani kişi yapacağı yatırım, kuracağı iş, ortak olacağı işletme ya da şirketin değerine göre ya da harcanacak yatırıma göre yapacak yatırımın yeterli olması gerekiyor. Bazı işletme ya da kurulacak işlerde ya da girişimlerde 100 bin dolar yeterken kimilerinde 500 bin dolar gerekiyor olabilir. Dolayısıyla minimum bir rakam yok. Genel olarak e, tabii ki 100 bin dolar ideal bir rakam olur. Eğer illa bir rakam duymak istiyorsa 100 bin dolar ideal bir rakam olur. E, daha altında yatırım miktarlarıyla da tabii yatırımcı vizesi almak mümkün. Minimum bir rakam olmadığı için. Ama tabii ki en az 100 bin dolar yapabilecek durumda olursa kişi yatırımı e, çok daha e, olumlu sonuçlar ve vizesin olay alma durumu olur. Tabii yatırım miktarının artması işin ihtiyaç duyacağı noktada artış sağlanması bunun onay almaya durumunu da arttırır. Oğuzhan arkadaşımızın bir takipçisinden gelen soru şu yönde. Benim anladığım kadarıyla bu kişi bir belki bir Amerikalı ile bir diyaloğa oluştu. O diyalogdan dolayı kişi burada eğer Türk vizesiyle bulunuyorsa yani geçici bir vizeyle bulunuyorsa ve bu durumda bir suç işleme durumuyla karşı karşıya kalırsa o başına ne geleceği ya da bunu aslında o suçu Amerikan vatandaşının işlemesi durumunda ya da bu yabancı geçici vizeyle kalan kişinin işleme durumunda neyle karşı karşıya kalabilecekleri ya da ne fark olabileceğini soruyor bu takipçisi cevabı şu şekilde verebiliriz şimdi öncelikle burada bir suç işliği olmak Amerika'daki ceza kanunlarına veya da Amerikan federal yasaları ya da eyalet yasalarındaki ceza yasalarına aykırı hareket edildiği zaman karşı karşıya kalınan bir ceza mahkemesi sürecine kişi girebilir. Kişi ister Amerikan vatandaşı olsun, ister yabancı olsun, ister geçici vizeyle bulunsun. Sonuçta bir suç işliyorsa aynı ölçüde bu suçla ilgili iddianame durumu, tabii mahkemenin devamı, gözaltına alınma ya da bırakılma durumu bütün bu süreçlerden aynı şartlarla karşı karşıya kalacaklar. Yani şu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Ceza mahkemesi yönünden ceza kanunlarının ya da mahkemenin bakışı şu olmayacak. Aa, bu Amerikan vatandaşı, aa, bu yabancı. Farklı karar verelim demeyecek. Kararı verirken ceza mahkemesi kişinin o suçu işleyip işlemediğine bakıyor olacak. Kişinin yasal durumuna bakmayacak. Fakat eğer suçu işleyen yabancı ise ve geçici vizeyle bulunuyorsa bu sefer sadece ceza mahkemesi değil ama aynı anda göçmenlik görevlileri ya da göçmenlik kanunlarına karşı aykırı bir adım atma durumu oluşabilir ve bundan dolayı da bir sorun yaşayabilir. Yani şöyle düşünelim. Bir şöyle bir senaryo düşünelim. Amerikalı biri bir suç işliyor. Gözaltına alınır gözaltına alındığı zaman kefalet belirlenir. İlk akşam ya da ertesi günü hemen hakim bir kefalet siz bırakır ya da bir kefalet miktarı belirler ve kişi kefalet ödeyince bırakır ve ondan sonra duruşmasına kişi devam eder. Bu süreç aynı yabancı ya da geçici vizeyle bulunan kişiler için de var. Tek farkı şu eğer yabancı olan kişi gözaltına alınırsa o gözaltı süresince göçmenlik dairesi devreye girebilir ve tutuklu bulunduğu yere bir bilgi geçer ve diyebilir ki biz bu kişinin bırakılmasını istemiyoruz. Çünkü bunun göçmenlik durumu içinde ilgili de biz onun tutulmasını istiyoruz. Şimdi bunu bazen kişi yasal durumunu kaybetmiş oluyor, yapıyorlar. Ama bazen suç işlediği için turist yasal statüde bile olsa suç işlediği için bu şekilde bir tutuklunun bırakılmaması talebini geçiyorlar. Ki bu noktada diyelim yabancı aslında ceza mahkemesi diyor ki tamam bunu bırakabilirsiniz bu kişiyi çıkabilir. Ya da diyebiliyor ki işte 100 dolar ödesin, 1000 dolar ödesin. Ödüyor kişi diyelim ama gene çıkamıyor. Çünkü bu sefer göçmenlik dairesi de diyor ki bu kişiyi bırakmayın. Biz de gelip bunu o kişiyi e, sevk edeceğiz. Bizim tutuklu, tutukluları tuttuğumuz yere diyecek. Tek fark o. Benim tavsiyem tabii ki bu durumda şu. Bu arkadaşın karşı karşıya kaldığı senaryo farklı olabilir. Şunu biliyor olsun. Tabii ki kesinlikle e, bulunduğu ülkedeki yasalar uyması gerekiyor ve Amerika'da eğer bulunacaksa Amerika'da da ceza yasalarına, kanunlarına saygı duyması gerekecek ve bunlara dikkat etmesinde fayda var. Eğer buna dikkat etmezse evet sonuçları çok ağır olabilir. Yani ben hatta bir örnek vereyim buradan. Böyle aslında güzel bir soru oldu ee, ve değişik bir konu yakalamışken hani açmak istiyorum o konuyu çünkü bizim takipçilerimizden, müvekkillerimizden tabi gözaltına alınıp bize ulaşanlar da var çok. Yani bunlar cezai anlamda suçlar işleyip ulaşıyorlar. Buradaki önemli olan bir iki tavsiyede bulunmuş olayım. Çünkü Genç arkadaşlar bazen hata yapabiliyorlar. Mesela bir alışveriş merkezine giriyorlar ve inan bu çok yaşanıyor genç arkadaşlarda. Sadece bu bizim genç arkadaşlarımıza özgü bir şey değil. Yani bütün gençlerde yaşanan bir şey. Bir alışveriş merkezine giriyor. Böyle çıkarken bir şey hata yapıyor. Diyor ki ya şuradaki şu ürünü de koyayım kimse görmez diyor ya da şu e, şunu da koyayım kimse görmez diyor e, alırken ve bazen bu 20 dolarlık bir şey olabiliyor yani 50 dolarlık 100 dolarlık bir şey olabiliyor ve farkında değil kimsenin onu izlemediğini sanıyor ve tam çıkış yaparken görevliler durdurabiliyor o kişileri ve polisi çağırıyorlar direkt ve polis geldiğinde o kişileri hırsızlıktan dolayı gözaltına alıyor düşünebiliyor musun 20 dolar 50 dolar 100 dolarlık bir şey koymuş oluyor ve suç çünkü bu ve bundan dolayı gözaltına alınıyor, avukat tutmak zorunda kalıyor, masraf yapıyor ve e, o 100 ya da 50 dolarlık şey o da binler do, binlerce dolara mal oluyor. Ve onun yanında tabii ki kişinin yasal durumunu etkiliyor. Kişinin e, savka kaydına giriyor. Dolayısıyla e, bu soru gelmişken onu ben tavsiye olarak iletmek istiyorum. Amerika'da bulunan ya da gelecek olan arkadaşlara, genç arkadaşlara e, kesinlikle bu tip şeylerden uzak dursunlar. E, hata yapmasınlar bu tarz. E, çünkü o noktada problem yaşayabilirler. Ama tabii şunu şöyle bir noktada da kalamazlar. Hani bir Amerikalı gelip ha sen şöyle ben şöyle yaparım bu tip tehditleri yapamaz hiçbir Amerikalı kimseye. Eğer bu noktada gelip arkadaşımızı tehdit ediyorsa Amerikalı bir vatandaş olduğunu düşünüp e, çok rahat çekinmeden hemen polis karakoluna gidip o kişi hakkında şikayette bulunabilir. Rahatsız edildiğini e, dile getirebilir. O noktada o kişi duracaktır diye hani fırsat bulmuşken ben bunu da söylemiş olayım. Anladığım kadarıyla çünkü sen verdiğin örnekte bu kişiye Amerikan vatandaşı diye bu kişi diğer kişi çok rahat davranıp ben istediğimi yapabilirim sen yapamazsın işte sen şöyle olursun böyle olursun bunlar tehdite girer ve tehdit suç dolayısıyla hiç çekinmeden hemen polis karakoluna gidip bu tip bir muameleye maruz kaldığını anlatırsa polis güçleri gerekli destekte bulunacaktır. Oğuzhan arkadaşımızın takipçilerinden biri de e, Ovan vizesi için bir soru soruyor ve diyor ki Ovan vize başvurularında e, ne tür e, evraklar toparlamamız gerekiyor ve bu toparladığımız evrakları İngilizce'ye çevirmemiz gerekiyor mu? İngilizce'ye çeviriyorsak da bu noterli ya da yeminli tercüman tarafından mı yapılması gerekiyor diye bir soru sormuş durumda. Ovan vizeleri başarılı kişilerle ilgili olan vize türü yani kişilerin değişik alanlarda elde ettiği başarıların dan dolayı Amerika'da yeteneğinden dolayı Amerika'da çalışabilme kalabilme imkanı sağlayan bir vize türü Ve bu noktada kişiler kanıtlaması gereken evraklara baktığımızda tabii ki şu ana kadar elde ettikleri çalışmaların bir portfolyosu yaptıkları çalışmaların bir portfolyosu A i̇ki, tabii ki kendileri hakkında ve yaptıkları çalışmalar hakkındaki haberler. Bunlar basılı haberler, internet haberleri, röportajlar, yayınlar. Üçüncüsü, bir yaptıkları çalışmalardan dolayı ödüller almışlar ya da e, yarışmalara katılıp orada dereceler yapılmışsa bunlar gibi kanıtları da bir araya getiriyor olacaklar. Tabii onun dışında sektörlerindeki ya da başarılı oldukları alanlar, onlarla ilgili referans yazıları ve ekleyebileceği daha ne tür evraklar varsa onların yaptıkları çalışmalarda başarılarını gösteren bunları bir araya getirmeleri gerekiyor genel olarak. Onun dışında tabii bunların Türkçe olanların hepsi İngilizce tercüme yapılması gerekecek. Tercümanın yeminli tercüman olmasına gerek yok. Önemli olan tercüme edecek kişinin tercüme ettiğine dair bir beyan sunuyor olması, imzalıyor olması yeterli olacaktır. Yani tercüman, tercümanın, tercümenin noter ya ee, ...yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmiyor. Düzgün ve doğru tercüme yapılması ve yapan kişi de bunu teyit etmesi yeterli olacaktır e, diye tahmin ediyorum. Ve bu şekilde bu arkadaşımızın sorusunu cevaplamış oluyorum. Olusal arkadaşımızın takipçilerinden bir, bir kişi şu soruyu soruyor. Eğer Amerika'da bir suç işlenirse ve suçlu bulunursa cezayı çekme noktasında Amerika'da mı çekiyoruz bu cezayı yoksa Türkiye'ye gönderilip Türkiye'de çekebiliyor muyuz tarzı bir soruyla gelmiş durumda. Ben şu cevabı verebilirim. Amerika'da eğer kişinin vatandaşlığının ne olduğunun önemi olmadan bir suç işliyorsa ve burada o suçu çekmek durumunda kalacaktır. Dolayısıyla siz Amerika'ya gezme amacıyla bile gelseniz ya da burada geçici vizeyle bile bulunabiliyorsanız burada bir suç işlediğinizde buradaki mahkemede yargılanırsınız ve buradaki mahkemenin yargılanma sonucu suçlu bulunursanız ve bir ceza yapmanız gerekirse bunu Amerika'da yapmak zorundasınız. Fakat şöyle bir örnek verebilirim. Tabii bazı suçlular olmakta tabi hiç kimsenin istemeyeceği çok kötü olayların içine girmiş olabilirler ve uzun yıllar yatmak zorunda kalabilirler. Ve bu uzun yılları yatarken kendileri tabii ki e, taleplerde bulunabileceklerdir. Kendilerinin yani mahkeme sonrası ve burada e, cezayı çekecekleri süreçte e, çok da kolay olmasa bile ülkesinde e, yatmaya devam etmesini talebini yapabilir. Bu talebin e, kabul edilmek zorunda değil ama bu talebi yapabileceği merciler oluyor. Eee kaldı cezaevi üzerinden ve dolayısıyla o kurul sonucu buna izin verilirse evet e, o zaman transferi yapılabilir. Yoksa genelde öyle transferler yapılmıyor ama genelde ne tür sorunlar olabiliyor ya da durumlar oluyor suçların transferi için. Farz edelim kişi Türkiye'den geliyor buraya ve Türkiye'de bir suç işlemiş oluyor. Kaçıyor o suçtan ve geliyor Amerika'da bulunuyor tamam mı? Bu çok yaygın olan örnek diyebilirim. İlla Türkiye değil başka ülkelerde de işleyip gelmiş olabilir kişiler. Ve bu sefer diyelim Türkiye'deki e, mahkeme kararı sonucu bu kişinin hala ceza yatması gerekiyorsa o zaman bu kişilerin iste, bu kişiler iste, istenmeye başladı. Ve dolayısıyla Türkiye'deki kurumlar bunu Amerika'daki kurumlara iletir ve Amerika'daki kurumlarda bu kişiyi gözaltına alırlar ve hakim karşısına çıkarırlar. Düşün Türkiye, Amerika'da suçu işlememiş bile olsa hakim karşısına çıkar ve hakime neden e, Amerika'da kalması ya da Türkiye'ye suçunun geri kalan kısmı tamamlanmaması için gönderilmemesi gerektiği için bir talepte bulunur. Yani buradaki mahkeme o kişiyi biz geri gönderelim mi göndermeyelim mi kararını verir. Eğer geri gönderelim kararını verirse o zaman kişiyi transfer edilmesine karar çıkarır ve kişi buradan Türkiye'ye geri gönderilip Türkiye'de işlediği suçun cezasını yapmak için geri gönderilir. Bu da ülkeler arası suçlu iadeleriyle ilgili olan anlaşmalara bağlıdır. Dolayısıyla buradaki durum bu olacaktır. Yoksa çok uzun yıllar kişi Amerika'da yatmayla karşı karşıya değilse o zaman Amerika'daki işlediği suçun cezasını Amerika'da çekiyor olacak. O arkadaşımızın takipçilerinden bir tanesinin sorduğu soru şu yönde. Şu an e, kendisinin çalışma izni olduğunu söylüyor ve bunu e, evli Amerika vatandaşı evli olduğu için Göçmenin tersine yeşil kart başvurusu yapmış durumda. Ve şu anki var olan çalışma izni bitmek üzere ama hala yeşil kartının, green kartının gelmediğini söylüyor. Ve ne yapabilirim diyor bundan sonrası için. Şeyi soracağım, çalışma izni için mi ne yapabilirim diyor. Yoksa green kart için mi diyor sorduğu soru. Çalışma izni için soruyor, görünüyor kendisi soruyor. Ve cevabımız şu şekilde olacak. Burada önemli olan elindeki çalışma izni süresi bitmeden... Yenileme başvurusunu yapması. Çünkü yeni ba yenileme başvurusunu yaparsa bu sayede yenilemesini bekleyecektir. Ee, ta ki yeşil kart görüşmesi gelene kadar ya da karar verilene kadar kendisi geçerli çalışma izniyle ilerleyecektir. Ya da çalışma izni, izni bitmek üzere ise yenilemesini sağlayarak bu sayede burada yasal çalışmaya devam edecektir. Ta ki yeşil kart dosyası onaylanana kadar. Oğuzhan arkadaşımıza bir değerli bir takipçisinden de gelen soru şu yönde. Türkiye ve Amerika ilişkilerinin şu anki durumu ve oldu da eğer kötüye giderse ilişkiler e, neyle karşı karşıya kalınacağı noktasında eğer kişinin, Türk vatandaşının Amerika'da bir malı varsa, farz edelim gayrimenkulü varsa böyle bir durumda Amerika'daki gayrimenkulüne el koyulur mu diye sorduğu bir soru var. E, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler nereye gidecek, ne olacak ve e, bunun sonucunda acaba vizeler etkilenecek mi, etkilenmeyecek mi? gibi sorular ve endişeler çok yaygın, haklı olarak. Tabi bu takipçimizin sorduğu soruya şu şekilde cevap vermek lazım. İki ülke arasındaki ilişkiler kötüye bile gitse, Türk vatandaşının Amerika'da bulunan mal varlığına ya da gayrimenkulüne bu genel ilişkilerdeki sıkıntıdan dolayı el koyma durumu söz konusu olmaz. Yani iki ülke arasındaki ilişkiler kötüye gidebilir, kriz yaşanabilir, ambargo gelebilir. Ama bunun ülke bazında verilen bu ambargonun bütün Türk vatandaşlarına yaymaya çalışmak mal varlığı noktasında mümkün olmayacak. Bunun istisnası ne olabilir? Şu olabilir. Eğer bu ambargolar sonucu ülke ve ülkenin dışında bazı firmalar ya da bazı vatandaşlar etkileniyorsa direkt ve siz o vatandaşlardan biriyseniz evet o zaman mal varlığınızla ilgili bir sıkıntı oluşabilir. Yani sizin bir borcunuz yoksa belki ya da siz yanlış bir anlaşmaya da iş ya da çalışmada bulunup bunun karşılığında bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsanız sizin mal varlığınıza Amerika'da el koyulma durumu söz konusu olmayacak. Yani iki ülke arasında genel yaşanan sıkıntılar örnek veriyorum. Farz edelim bu S-400 sıkıntıları ve onun gibi oluşan iki ülke arasındaki sıkıntılardan sonra ambargo geldiğini düşünelim. Ama bu ambargo genelde diyelim o ülkeyle yapılacak ticareti e, engelliyor olacak başka ülkelerle. Ya da işte e, akışı ya da e, iletişimi. Yoksa Türk vatandaşının Amerika'daki bir gayrimenkulne o ilişki sonucundan dolayı el koyma gibi bir durum söz konusu olmayacak. Çok rahatça bunu söyleyebilirim. Şimdi bir değerli takipçilerden bir tanesinin sorusu, Ceyvan vizesiyle Amerika'dayım, Aa, yasal durumu kaybedersem ya da kaybetmezsem ne tür artılarım olur diye soruyor. Şimdi ben şununla başlayabilirim bu sorunun cevabına. Kesinlikle genç arkadaşlarımıza ve tabii senin aracılığınla olsan senin genç takipçi arkadaşlarına ve özellikle Amerika'da bulunan da gelecek olan arkadaşlara yasal durumlarını kaybetme gibi bir riske girmelerini tavsiye etmiyoruz. Yani kendilerinin yasal olması burada yasal durumlarını koruyor olmaları çok değerli ve önemli. Yasal durumlarını kaybetmeleri demek göçmenlik görevlileri tarafından aranma ya da gözaltına alınma ve sınır dışı sürecine koyulmak gibi bir duruma sokar onları. Dolayısıyla kesinlikle kaçağa düşme yani yasal durumu kaybetme gibi adımları kesin akıllarından geçirmesinler. Ve o tip bir adıma girerseler yasal olacak başka türlü bir vize ya da statüye girme imkanlarını kendi ellerinden almış olacaklar. Dolayısıyla kesinlikle yasal kalmaları artı, zorlukları olabilir ama yasal olarak kalmak en doğal, en mantıklı adım olacaktır. Özellikle şu anki Amerika'daki iklim diyebilirim, Amerika'daki şu anki kurallar ve yönetimin yasal, göçmenlik yasasını ilal eden kişileri karşı uygulamaları karşısında yasal durumu kaybetmemeleri en büyük artı olacaktır. Kaybetme gibi bir durumu düşünmesinler. Bunu da bu sorunun yanında cevap olarak iletmek istiyorum. Evet yasal durumlarını eğer bu arkadaşlarımız kaybetme durumuyla karşı karşıyaysalar en, en kısa zamanda ülke dışına çıkış yapmaları en mantıklı bir durum olacaktır. Eğer burada yasa olarak kalabilme imkanları mümkün olmayacaksa yani yasal anlamda opsiyonları olabilir, yolları olabilir. Bunları denesin. Bunları deneyemiyorsa ya da yoksa o imkanlar ülke dışında çıkış yapması en faydalı olan sonuç olacaktır. Evet, e, Uluslararası arkadaşımızın takipçilerinden bir tanesinin sorusu da şu yönde. Amerika Turist lisesine başvuru yaparken Amerikan Konsolosu üzerinden e, banka hesabımızda en az ne kadar bir miktar göstermeliyiz diye soruyor kendisi. Siz Amerika'ya gezme amacıyla geliyorsanız bu gezme amacınız olsun, yol masraflarınız olsun, bunları karşılayacak kadar bir miktarın bulunması yeterli olacaktır. Fakat şunu unutmayın, sadece hesabınızda ne kadar para olduğu kriteri değildir Amerikan Konsolosluğu vizesini alabilmenin sonucu. Amerikan konsolosunun görevlerin bakacağı onun dışında bir sürü daha faktörler olacak. Mesela sizin Türkiye'deki bağlarınız, eğitim ya da iş ya da ailevi bağlarınıza bakacaklardır. Tabii ki bunun yanında maddi, maddi durumuna bakılıyor olacaktır. Ama bu konularda şöyle bir cevap duymanız zor olabilir. Yani ben hani kalkıp size şu kadar rakam gösterin demem çok zor olacaktır. Çünkü herkesin gelir durumu ve düzeyi farklı olabilir. Ama şöyle söyleyebilirim ülke dışında seyahat yapacaksanız tabii ki bankanızda bir miktar para bulmasında fayda vardır. Bu ne kadar süre seyahat edeceğinize bağlıdır. Diyelim siz bir iki haftalık geleceksinizdir ve 5 bin dolar gibi bir para varsa hesabınızda bu yeterlidir. Yani yol masrafları burada kalabilme, işte yemek masrafları için yeterli bir rakam olacaktır. Dediğim gibi Ondan ziyade belki böyle bir rakam verebilirim kısa süreli kalma için. Tabii çok uzun süreli kalma diye bir şey yok ama hani bir iki haftalık bir durum için söylüyorum o rakamı. Ama onun dışında rakam vermek zor olacak. Sizin sadece banka hesabınızdaki para değil, onun dışındaki faktörlere bakılıp bu faktörlerin de dikkatli olmanızda yani o faktörlerde de görevlilerin sizin yeterli olup olmanıza bakmalarını da unutmamanızda fayda var diyebilirim. Oğuzhan arkadaşımızın takipçilerinden bir tanesinin sorusu. I-20 denilen I-20 formuyla beraber ne kadar süre Amerika'da eğitimimizi uzatabiliriz? Bu I-20 yani I-20 formuyla beraber ya da onu aldıktan sonra Amerika dışına çıkıp giriş çıkış yapabilir miyiz diye bir soru sormuş durumda. Cevap olarak şunu söyleyebilirim. Siz genelde bilmeniz gereken nokta eğitiminiz devam ettirdiğiniz sürece I çizgi 20 yani I-20 formuyla beraber o formuda okulun size imkan verdiği ölçüde uzatarak burada kalabilirsiniz. Yani bazen bu çok uzun süre olabilir. Ama şu şekilde görmeniz lazım. Farz edelim bir okulda okuyorsanız tabii ki sizin bir eğitiminizin sonu olacaktır. Dolayısıyla eğitiminizin sonuna geldiğinizde okul belki uzatmayabilir. Hani değişik bölüme bak diyebilir. Başka okula bak diyebilir ve siz de eğitiminizi hala devam ettirmek istiyorsanız bu şekilde okul değiştirerek ya da program değiştirerek eğitiminizi hala yapıp Amerika'da kalabilirsiniz. Tabi burada aldığınız I-20 ile ya da I-20 uzatmaları sizin ülke dışına çıktığınızda geri gelmenize imkan sağlamaz. Geri gelebilmek için siz I-20'nizle beraber Amerikan Konsolosluğu Öğrenci Vizesi'ne başvuru yapıyor olmanız lazım. Ve başvuru yaptığınızda ondan sonra eğer ki Öğrenci Vizesi'ni alırsanız, Amerika'ya gelmeniz mümkün bir durum olacaktır. Ee, tabii bu çok kolay olmayabilir. Hani bunu da bilmenizi isterim. Ama e, gün sonunda buradaki programınız, programdaki başarınız, finansal durumunuz, yasal durumunuzu ilerleyip etmeniz gibi faktörler sizin tekrar vize alabilme şansınızı arttırır ya da azaltır diyebilirim. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da firma devir alıp yatırımcı vizesine başvurularda Vadeli anlaşmalar için bir engel veya miktar kısıtlaması gibi durumlar var mı? Firmanın tamamı için vadeli işlem yapılarak E2 vizesi alınabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi E2 yatırımcı vizelerini yatırımcılar yatırımlarını yaparken tabii ki koşullar farklı olabilir ya da alıcıyla satıcı arasındaki anlaşma çok farklı düzeyde olabilir. Kimisi kimi alıcı ve satıcılar hemen başta bütün ödemeyi yaparak ya da bütün e, yatırımı yaparak e, alım ve satımı gerçekleştirebilir. Ama kimileri de bunu belli ödeme planına sokarak e, ödemeli halledebilir ya da vadeli şekilde anlaşma yapıyorsa bu ödemeleri yapabilir. Burada ödemenin yapılış tarzı bu bu tarzda ya hemen başta ya da vadeliye ayrılması bir sorun teşkil etmez. Ama önemli olan nokta yatırım kaynağı ve nereden geldiği olacaktır. Eğer siz vadeli bir yatırım yapıyorsanız, bu yatırımı e, başladığınızda ya da satın aldığınızda, almak üzereyseniz ya da aldığınızda ödemeleri şirketten gelen gelirlerle yapıyorsanız bu sefer yatırım sayılmayacaktır onlar. Çünkü sizin işten kazandığınız normal e, yatır yani işin operasyondan kazanılan gelirle vadeli ödemenin yapılması yatırım yaptığınız anlamına gelmeyecektir yatırım miktarı olarak. Dolayısıyla An, e, vadeli anlaşmaları yaparken farz edelim geri satın alıyorsunuz ve dediniz ki biz aylık 5 bin dolar ya da 10 bin ödeyeceğiz ve önümüzdeki 10 ayda bunu tamamlayacağız. O zaman sizin her ay yaptığınız ödeme sizin toplam yatırım miktarınızın içine giriyor olacak. Dolayısıyla her ay ödediğiniz 10 bin dolar, 5 bin neyse rakam o rakamı artık sizin yatırımcı rakamınız olarak sayabileceğiz. Ve önemli olan onun kaynağın sizin kendi yatırımınız yani kendi paranızdan geliyor olması iş yerinden kazanılmaması bu noktada bir problem oluşmasını engelleyecek. Dolayısıyla firmanın tamamı için vadeli işlem yaparak ek vizesi alınabilir mi noktasında vadeli işlem yaparak ek vizesi alınabilir ama siz bu vadeli işlemi başlattığınızda ya tamamlamış olmanız ya da çoğu ödemeleri yapıyor olmanız sizin yatırımınızın gerçekliğini gösterir. Dolayısıyla şöyle bir durum olmaz ama biz anlaştık işte 2 yıl ödeyeceğiz. Hiçbir para ödemedik bana yatırımcı vizesi verin dediğinizde bu sefer görevliler diyebilir ki tamam ama yani hiçbir yatırım yapılmamış durumda. Dolayısıyla hiçbir risk almış durumda değilsiniz diyebilirler. Dolayısıyla vadeli bile olsa ödemelerin başlamış olması yatırımın riske alındığının ve gerçekliğinin kanıtı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD vatandaşıyım ve Amerika'da ilk kez giriş yapacağım sosyal güvenlik numaramı alacağım eyaletin önemi ne olabilir? Vergi oranı daha yüksek bir eyaletten bu numarayı alırsam Amerika'da yaşadığım süreç boyunca eyalet değiştirsem bile kazandığım paradan daha fazla mı vergi kesilir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin vergi numaranızı hangi eyaletten alıyor olmanızın bir önemi yok. Yani oradaki mesele sizin oturacağınız ve yaşadığınız bölgeden vergi numaranızı alıyor olmanız. Tabii siz yarın Hangi eyalete geçersiniz ya da hangi eyalette yaşarsınız o eyalette kazanç elde ediyorsanız o eyaletin kurallarına göre federal hükümete ve o eyalet vergilerini ödüyor olacaksınız. Dolayısıyla e, sosyal güvenlik numarası aldığınız eyaletle bağımlı kalmayacaksınız eğer orada yaşamıyorsanız. Dolayısıyla gelirinizi hangi eyaletten kazanıyorsanız ve yaşıyorsanız o eyalette vergiler ödeniyor olacak. E, sosyal güvenlik numarası aldığınız eyaletin bir önemi olmayacak deyip takipçimizin sorusunu Cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Türkiye'de bulunup Amerika'da şirket kurduğumuzda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasıyla Türkiye'de vergi vermememize, vermememize gerek kalmadığını duydum. Kazandığımız parayı Amerika'daki şirket banka hesabımızdan bireysel Türk banka hesabımıza transfer ettiğimizde Türkiye'de problem yaşamamamız için Türk devletine hangi belgelerle Amerika'da vergi ödememizi kanıtlayacağız diye bu takipçimiz bize soruyor. Siz sonuçta Türkiye'de bir vergi yükümlülüğe karşı kalıp kalmayacağınızı sorduğunuz için kesinlikle bir Türkiye'deki avukat ya da bir mali müşavirle öncelikle görüşmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü Türkiye'deki kurallara göre vergi durumunuzu en doğru cevabını oradan alacaksınız. Ve eğer oradan size Amerika'da vergi ödediğinizi kanıtlayacak bize evrakları sunun diyorsalar bu belge Amerika'daki sizin gerçekleştireceğiniz başvurularda olan vergi beyanı başvuruları olacaktır ve kanıtlar olacaktır. Dolayısıyla Amerika'dan tax return denilen vergi beyan kopyeleriniz sizin Türkiye'deki kuruluşlara ya da kişilere ya da uzmanlara göstereceğiniz evraklar olacaktır. Bu sayede çifte vergiye tabi olup olmama noktasını orada çözüyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde: ben Amerikan vatandaşıyım ve Türkiye'de yaşayan evli ve 37 yaşındaki abim için Green Card başvurusunda bulunmak istiyorum. Fakat 7 ile 10 yıl sürdüğü söyleniyor. Peki annem için Green Card çıkarsam ve annem de abim için başvuruda bulunsa daha mı kısa sürer veya ortalama kaç yıl alır? Bir de annemin bu başvuruda bulunması için belli bir süre geçmesi gerekiyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin dediğiniz olay şu. Hani önünüzde iki opsiyonunuz olacaksa siz Amerika vatandaşı olarak kardeşinize mi başvuru yapın yoksa siz annenize başvuru yapıp anneniz green card aldıktan sonra mı e, kardeşinize başvuru yapın noktasında hangisi daha kısa sürer diye soruyorsanız şu cevabı verebilirim. Tabii ki siz vatandaş olarak e, yapacağınız başvuruda ya da annenizin green card sahibi olarak yapacağı başvuruda vize kotaları var ve vize numaralarını beklemek gerekecek. Dolayısıyla sizin yapacağınız başvuruda kardeş olarak çok uzun süre bekleme süresi var. Hatta 10 yılın üzerinde. Eğer siz anneniz için başvuru yapıyorsanız tabii ki zaman anlamında annenize başvuru yapmanız ve anneniz green card'ı alır almaz onun üzerinden de kardeşine annenizin başvuru yapıyor olması sizin kardeş başvurusu yapıyor olmanızdan daha hızlı gidecek şu an. Fakat o da kardeşiniz 21 yaşın üzerinde olduğu için maalesef çok kısa sürmeyecek. Gene bir 7-8 senelik en az sürelere bakıyoruz. Ve bu süreler devamlı değişken. Bunları bültenle takip edebilmek mümkün. Tabi bu arada anneniz green card alacağı için anneniz de yıllarca green kartını koruyor olması gerektiği itibariyle unutmayın lütfen deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Turist olarak Amerika'ya geldiğimde Bank of Amerika'da hesap açtırmıştım. O hesabıma para göndermeyi düşünüyorum. Bir sakıncalı bir durum yaratır mı ve o parayı Türkiye'ye geri göndermek istediğim zaman herhangi bir zorlukla karşılaşır mıyım diye takipçimiz bize soruyor. Benim öncelikle tavsiyem şu olur. Eğer Amerika'da bir bankada bank hesabı açtıysanız öncelikle o hesabın hala açık olduğunu kapatılmadığını ya da aylık ödemesi yapılmadığı için banka tarafından kapatılmadığını emin olmanızda fayda var. Eğer Amerika'daki banka hesabınız açıksa para göndermenizde bir sorun olmayacaktır. Banka sizden şunu isteyebilir bir süre sonra. Gönderdiğiniz para miktarından dolayı belli bir rakamın üzerinde ise e, bunun nereden kazanıldığını açıklamanızı isteyebilir. Ve onu siz açıkladığınız ya da kanıtladığınızda bir sorun oluşmaz. Ama o parayı tekrar Türkiye'ye göndermek istediğiniz zaman Amerika'da fiili bulunuyor olmanız gerekebilir. Yani dolayısıyla buradan transfer işlemini geri yapmak için Amerika'dan, bankadan ya siz ya da vekalet vereceğiniz birinizin, birinin bu işlemi yapmayı yapıyor olması gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card vize görüşmesinde pasaport yerine travel document ile gitmek sorun yaratır mı? Açıkçası başka ülkede protected person olmak Green Card sürecini olumsuz etkiler mi diye takipçimiz bize soruyor. Buradaki mesele şu olur. Eğer siz diyelim Türkiye'de bulunup aslında Türk vatandaşı değil de başka bir ülke vatandaşınız olduğu ve Türkiye'de de bu güve, hani bir güvenceyle kalabiliyorsanız ve burada önemli olan nokta tabii ki pasaportunuzda işlem yapmanızda fayda var ama pasaportunuzu kullanmadığınız gibi olmadığı zamanlarda da o zaman da o ülkede kalabilmenizi sağlayacak evraklarla bu travel hakiminde olabilir. Bu tip yasal evraklarla ve doğum sertifikası gibi bir şey evraklarla siz gerekli koşulları yerine getirmiş olabilirsiniz. Çünkü önemli olan burada nokta şu. Siz ya pasaportunuzla seyahat ediyor olacaksınız ya da bu travel document dediğiniz gibi sizin durumunuzda olan kişilere verilen ve ülke dışındaki seyahatlerde pasaport yerine geçen evrakta ya da belgede kabul görüyor olacaktır. Tabi bunu e, başvuru yapacağınız Amerikan konsolosluğunda teyit etmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD vize mülakatında son 5 yıllık aktif kullanılan Gmail, Hotmail gibi e-mail adreslerimizi ve sosyal medya hesaplarımızı istiyorlarmış. Ve bunları inceleyeceklermiş. Bu konuda bizlere tavsiyeleriniz ne olur diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki Amerika hükümetinin bu yeni yönetimle beraber 2017'den itibaren Amerika'ya vize başvurusu yapacak kişiler için de sosyal medya hesapları, e-mail adresleri gibi son 5 yıllık bu tarz bilgileri alma Yönünde adım atmış durumlar. Dolayısıyla eğer vize başvurusu yapılıyorsa ve bunlar isteniyorsa bu bilgileri vermek zorunda kalacaksınız. Çünkü bize bilgileri vermezseniz size vize vermeyecekler. Şimdi buradaki tabii gaye bizim anladığımız hani özgürlükleri engelleme değil ya da kişilerin özgürce ifade ve beyan bildirme haklarını yok etme değil. Tam tersi güvenlik noktasında. Eğer bu kişiler sosyal medya hesapları üzerinde ya da e-mailler üzerinde üzerinden başka yerlerde yazdıkları postlar ya da forumlarla Amerikan hükümeti için ya da toplum için bir tehdit oluşturacak, bir tehlike oluşturacak durumu yaratıyorsalar bu kişileri bir nevi tespit etmek için yapılan bir durumdur. Dolayısıyla ben burada söyleyeceğim dikkat etmesi gereken nokta tabii ki Amerikan konsolosluğunun sizden istediği bilgileri doğru bir şekilde beyan etmeniz önemli. Ve sizin e, vize almanızda engel yaratacak e, bazı sosyal medyada değişik yerlerde e, yazacağınız yorumlar ya da paylaşımlara dikkat edilmesinde fayda var. Çünkü eğer e, yanlış anlaşılmaya ulaşacak sizin belki terörle ya da Amerika'ya tehlike yaratacak bir durumda olacağınız intibasını yaratacak bu tarz paylaşımlardan kaçınılması zaten herkesin dikkatli olması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii ki doğru bir şekilde ilgisayar bilgileri vermeniz yerinde olacaktır deyip eğer vize başvurusu yapmak istiyorsanız eğer isteniliyorsa tabii yapmanızda fayda vardır. Yoksa vize görüşmesinin sonuçlanması mümkün olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Bugün canlılığında bir takipçimizden gelen soru şu yöndeydi. Amerika dışında örneğin ülkesinde yaşayıp Amerika'ya sınma başvurusu işler yapabilir mi diye bir soru vardı. Bu sorunun cevabı şu. Tabii ki şu anki yönetim öncesi Amerika ülke dışından da sığınma başvurularıyla ilgili çalışmaları yapıyordu. Ve bu çalışmalarla ilgili ofisler ve nasıl yapılacağı da belirlenmişti. Fakat yeni yönetim bu noktada ülke dışından bu tarz sığınma yapılmasını çok sıcak bakmadığını ve bunu devam ettirmek istemediği noktasında adımlar atmış durumda. Dolayısıyla eğer kişi bu noktada sığınma talebi ya da yapacaksa Amerika içinde yapması gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim babama green card çıktı. Ne annem ve de babam Amerika'ya gelmek istemiyor. 21 yaşının altındayım. Bu süreçte tarihli olan babamın gerekli prosedürleri uygulamak için gelmesi yeterli mi? Babanıza çekişten green card çıktığı için ve ondan dolayı sizin de alabilmeniz için Babanızın sizin için ve kendisi için bu başvuruları yapıyor olması Amerikan konsolosluğuna ve e, dolayısıyla bu başvuruların sonucunda da e, verilen görüşmeye gidiyor olmanız babanızla beraber ve bu vizeyi alıyor olmanız ikinizin de göçmenlik vizesini ve Amerika'ya giriş yapmanız aranan şartlardandır. Ve ondan sonra sizin elinizde green cardlar geldikten sonra artık babanızın tabii ki burada yaşama diye bir zorunluğu yok. Ama tabii e, o zaman da Green kartını iade eder. Tabii onun Green kartını iade etmesi sizin aldığınız Green kartı o saatten sonra etkilemez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde Amerikan Konsolosluğu biz vize başvurusu yaparken Amerika'da yakınımızın olduğunu bilebilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki Amerikan konsosluğu sizin birinci derece yakınlarınızın olup olamama durumunu tespit edebilmesi daha yerinde olabilir. Çünkü birinci derece yakınlarda anne baba eş işte çocuklar çok kolay tespit edilebilir. Ama bunun dışındaki yakınlarınızın olup olmadığı noktasında çok kolay tespit edemeyebilirler bir şekilde bir bağlantı varsa oradan bilgi bilgiyi alabilirler ya da bilginin yani böyle bir durumda olduğunu farkına varabilirler. Tabii diğer bir durumda size yakınlarınızın ya da Amerika'da yaşayan tanıdıklarınız olduğu sorusuna da doğru cevap vermeniz gerekeceği için bu, bu şekilde vereceğiniz cevaptan da bu bilgiyi almış olacaklardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'ya gelip master yaparken SSN ile Amerika'da yasal olmayarak çalışırsak daha sonrasında OPT ile çalışırken şirket bize sponsor olup Green Card'a başvurunda yasal çalışmadığımız için daha önce sınır dışı edilebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki siz eğer Amerika'da bir iş yeri sponsorluğundan dolayı Green Card'a gitme sürecinizde var olan F1 yani öğrenci statünüzü daha önceden ihlal ettiğiniz ortaya çıktığı an Green Card'ı almanız mümkün olmayacak ve sınır dışı sürecine koyuluyor olacaksınız. Dolayısıyla evet sorunuzun cevabı evet. E, yasal olmayarak çalışmanızı tavsiye etmiyoruz. E, Allah'ın sosyal güvenlik numarası sadece çalışma izniyle geçerlilik kazanacak. Eğer çalışma izniniz yoksa sadece sosyal güvenlik numaranızı kullanarak çalışmanız yasalara aykırı bir durum olacaktır. Ve bu sizin green card adımını atarken önünüze geldiğinde Amerika'da yaşamınızı zora sokabilir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerikalı kız arkadaşım nişanlık vizesini iptal etti. Benim asıl öğrenmek istediğim şey ben birkaç gün sonra Amerika tur vizesine başvuruda bulunacağım. Bu durum benim Türk vizesi almama engel olur mu diyor. Tabi bir vize, bir nişanlık vize başvuru adımları atıldıysa ve başvurular kurumlara yapıldıysa önceden göçmenlik tersi dahil bu konuda artık Amerikan konsolosluğunun tabii ki bilgisi olacaktır. Dolayısıyla siz e, turist vizesi başvurusu yaparken size nişanlık vize adımları atıldığını göreceklerdir. Bu sizin vize almanıza engel değildir ama vize almanızı olumsuz yönde etkileyebilir. Tek sebebi de e, görevliler sizin kalıcı niyetle Amerika'ya gelebileceğinizi e, geçici bir niyetle gitmeyeceğinizi düşünebilirler ve bundan dolayı da sizin turist vizesi vermeyebilirler. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika vatandaşlık başvuru süreci kaç ayda tamamlanır? ABD vatandaşlığı alma türlerine göre kısaca bilgi verebilir misiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Sizin Amerika'daki vatandaşlık başvurunuzun süreci ne kadar süreceği birkaç faktöre göre, de, göre değişebilir. Öncelikle sürelerden bir tanesi tabii ki göçmen dairesinin sizin için belirlediği yani sizin yapacağınız Başvuru türü için belirlediği sürelerdir. İkincisi de tabii hangi eyalette bulunduğunuz ve yoğunluğudur dosyaların özellikle görüşmeler için. Üçüncüsü de tabii sizin kişisel durumunuzdur. Dolayısıyla kişilerin kişisel durumları onların sürecinin uzamasına ya da daha hızlı gitmesini sağlayabilir. Ve sizin süreciniz ya da özelliklerinize göre araştırma yapılması gerekiyorsa ve background check tamamlanması gerekiyorsa o zaman süreciniz uzayabilir. Bunu çok fazla işte şu kadar sürür diye söylemek çok zor. Ama genel süreler olarak göçmen ihtiyacını belirleyeceği işte 3 ile 6 ay diyorsa, 6 ay üzeri ya diyorsa bu sürelere bağlı olarak ilerlemesi çok daha sizin için mantıklı olacaktır. Yoksa benim size işte şu kadar sürecektir demiş olmam sizi yanlış yönlendirir. Sizin başvuru yaptığınız zaman ve göçmen ihtiyacınızın bu noktadaki processing time dedikleri süreci takip ederseniz web sitesinden bu süreleri görebilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olayım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. h bir vizesi alırsam eşim de Amerika'da herhangi bir işte çalışabilir mi? Ve çalışabilirse nasıl diye bu takipçimiz bize soruyor. h bir vizesi eğer alırsanız ki h bir vizesi çalışma vizeleri ve bu alacağınız çalışma vizesi sadece size çalışma imkanı sağlayacaktır. Eşiniz de sizden dolayı H4 dedikleri H4 vizesini alıyor olacaktır. Ve bu vize ona çalışma izni imkanı vermeyecektir. Dolayısıyla bu noktada eşinizin H4 altında H4 altında çalışabilmesinin tek ihtimali eğer e, sizin için iş yeri green card başvurusu yaparsa, bu green card sürecinde gelecek, gerinecek bir aşamadan sonra onun da H4 olarak H4 olarak çalışma izni hakkı doğabilir. Yoksa i̇şte genel olarak böyle bir hakkı yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.